Tüp torakostomi. Öncelikle kelimelerden bahsetmek lazım. Tüp nedir? Tüp, kateter veya diren de dediğimiz bu gördüğünüz aletlerdir. Hastanın göğüs kafesindeki sıvıyı veya havayı boşaltmak için kullanırız. Bu kıvrık diren, bunlar da düz diren. Buradaki delikler tek delik tıkanmasın diye çoklu yapılmıştır. Son buradaki çizgi radyoopaktır, filmde gözükmek için ve son delik çizgiyle belirtilmiştir ki son deliğin hastanın içinde olup olmadığını kontrol edebilelim filmlerde diye. Tüp dediğimiz zaman şişe akla gelmesin. Şişeye şişe diyoruz. Tüp dediğimiz kateter veya diren dediğimiz bu kısımdır. Yani hastanın tüpü değişti değil, hastanın şişesi değişir genelde serviste. Burada gördüğünüz 2 litrelik bir şişe, burada gördüğünüz 700 mililitrelik bir şişe, daha çok çocuklarda kullandığımız bir şişe. Torakostomi kelimesi de toraksı, ağız açılması gibi, yani Latinceden gelmiş bir şeydir. Tüp torakostomi de tüple toraksı açılan bir ağızdan işte tüp takılmasıdır özetle. Nerelerde kullanılır? Pnömotoraks'ta kullanırız. Plevral efüzyonlarda kullanırız. Hemotoraks gibi, şirotoraks gibi, ampiyem gibi. Bunlara çok hızlıca, kabaca değineceğim. Ama esas tabii bizim için önemli olan postop kullanma alanımız. Pnömotoraks nedir? Akciğer zarları arasında hava olmasıdır. Çok sembolik bir çizimle şurada hava olduğunu düşünürseniz bunun adı pnömotorakstır. Radyolojik görüntüsü böyledir. Bakın hava daha siyah gözükür. Akciğer daha böyle damarlı bir yerdir. Tomografi görüntüsü böyledir. Şurada gördüğünüz sönmüş akciğerdir. Bakın burada biraz daha siyah görüyorsunuz. Burada bir şey yok. Bu çizgi hastanın memesidir. Burada pnömotoraks yok. Pnömotoraks burada. Bakın daha siyah. Filmlerde tanımaya yardımcıdır. Ama sizin için çok önemli değil. Pnömotoraksın tedavisi çok kabaca tüp takmadığımız zaman çok minimal pnömotoraksları maske ile oksijen veririz 2-3 dakikadan ve aralıklı olarak belli zaman aralıklarında akciğer filmi çekip ilerleyip ilerlemediğini görürüz. Tüp gerektiği zaman yani hava arttığı zaman veya azalmayacağına inandığımız zaman tüp takarız ve kapalı su altı drenajı yaparız. Bazılarında da tekrarlayan ataklarda ve bazı değişik indikasyonlarda veya uzamış hava kaçaklarında da ameliyatla torakoskopik olarak oraya girip pnömotoraksa sebep olan bülü veç ile çıkarırız. Çok önemli değil. Ama takipte neye dikkat etmek lazım? Eğer tüp takılmamış pnömotorakslı bir hastayı servise takip ediyorsak bu hastanın solunum seslerinde azalma, nefes darlığında artma, satürasyon değerinin düşmesi bizi alarme edebilir pnömotoraksın artması ile ilgili. Tabii ki akciğer filmi tekrarlanacaktır bu şikayetler olduğu zaman. Akciğer grafisinde pnömotoraks artıyorsa doktora haber vermek gerekli olabilir. Eğer hastanın böyle bir hastayı serviste takip ediyorsak, nefes darlığı artıyorsa ve satürasyon değerleri düşüyorsa ve o an doktora ulaşamıyorsanız hızlıca portable grafiği çektirebilirsiniz. Çünkü doktor da olsa yani doktor gelse de ilk görmek isteyeceği şey filmdir. Tüp takılmış hastalarda nasıl takip ediyoruz pnömotorakslı hastaları? Şişeden hava atışı var mı? Önemli olan bu. Şişeden hava atışı olmuyorsa bu iyileştiği anlamına da gelebilir. Havanın atığa çıkamadığı anlamına da gelebilir. O yüzden diren hortumunun kıvrılıp kıvrılmadığına bakmak lazım. Hasta üstüne mi yatmış veya klemplenmiş mi? Herhangi bir sıkıntı olup olmadığına sistemde kontrol etmek lazım. Hasta transport sırasında bir parçası ayrılabilir veya çıkabilir. Direnin ucunu buraya takıyoruz biliyorsunuz. Burada da bir kapağı var. Bütün sistemin, bütün lük içerisinde olması gerekiyor. Hastanın cilt altı amfizemi var mı? Büyüyor mu? Cilt altı amfizemi dokunduğunuz zaman hastanın cildinde hışırtı olur. Minik hava baloncukları vardır. Eğer hasta pnömotoraks ve hava atışı yoksa ama akciğerden hava kaçmaya devam ediyorsa şişeye gelemeyen hava hastanın cilt altına kaçar. Bu da hastanın direninin klempli olduğuna veya çalışmadığına işaret eden bir bulgu olabilir çoğu zaman. Çok nadiren de hastanın direninden hava atışı olmasına rağmen de cilt altı amfizemi olabilir. Bu direnin oradaki havayı
Direne etmeye yetmediği anlamına gelebilir. Bu hastalarda genellikle ikinci direni takarız. Uzamış hava kaçağı olan hastalarda dikkat etmişsinizdir. Bazen hastaları Hemlich valfle eve yolluyoruz. Bu nedir? Bu bir valftir. Şurada bir eldiven benzeri kauçuk bir madde var. Bu şuna sebep oluyor. Bu taraf hasta tarafı, bu taraf şişe tarafı veya torba tarafı. Hasta öksürdüğü zaman buradan hava çıkıyor ve sıvı buradan şişeye veya torbaya gidiyor. Fakat dışarıdaki hava içeri girmesini bu valf engelliyor. Bunu nerede kullanıyoruz? Bunu uzamış hava kaçağı olan hastaları, artık hastanede durmasına gerek olmayacak, eve gidebilecek hastaları güvenli bir şekilde, yani diren bakımını daha rahat yapabilmeleri için taktığımız zaman, yani hastaları eve göndereceğimiz zaman takıyoruz. Bunu da genelde ucuna şişe takmıyoruz, torba takıyoruz. Bunun da sebebi şişe zaten içeri hava kaçmasın diye oluşturulmuş bir düzenek. Bunda zaten içeri hava kaçma engellenmiş durumda olduğu için torbaya bağlıyoruz. Genelde torbanın üst kısmına bir delik deliyoruz ki hastadan gelen hava torbayı şişirip patlatmasın. Torbayı deldiğimiz için de idrar torbası gibi kullanıyoruz genelde. Torbayı deldiğimiz için onu da ayrıca bir torbaya alıyoruz. Zaten uygulamalarda görmüşsünüzdür. Bunun da sebebi budur. Pleural efüzyon takibinde hemotoraks, yani hastanın pleural boşluğunda kan olması, ampiyem veya şilotoraks, ampiyem enfektif materyal olması. Şilotoraks da duktus torosikustan gelen şilöz mayinin birikmesidir. Genelde hepsinin bakımı kabaca aynıdır ama tabii şimdi onları bir ayırt etmek için göstermek lazım. Hemotoraks genelde böyle olur, rengi daha bordodur. Bu hemotoraks değildir, bu serohemorajik bir mayidir. Çok özetle, yani 1 litrelik bir sıvıya bir damla eritrosit süspansiyonunu damlatsanız bu rengi alabilir. Bunu hemorajik demek doğru değil. Serohemorajiktir. Çok az eritrosit vardır içinde. Ampiyem daha kahverengi bir görünümlüdür. Bu ampiyemin en ileri safhasıdır. Ampiyem püydür aslında. Mikrobiyal atıkların sonucu oluşturduğu, yani mikrobiyal atıklardır. Çok kötü kokar kimi zaman. Şilotoraks daha boza gibidir. Drenajı çok olur. Daha kıvamsızdır. Ampiyem daha sümüksü ve yapışkandır. Bu bildiğiniz boza gibi, yani rengi boza gibidir ama kıvamı süt gibidir. Gelir, günlük 1000-2000 şeklinde gelebilir. Endişe edecek bir şey değildir. Yani tedavisi konservatiftir. Efüzyonlu hasta takibinde hemotoraks tabii ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü hastanın fazla kan, yani kanama sonucu olduğu için hayati tehlike arz edebilir. Yakın drenaj takibi yapmak lazım bu hastalarda. Yani hemotorakslı bir hasta yatırdığımız zaman, örneğin acilden travmalı bir hasta, drenaj takibi daha yakından yapmak lazım. İlk dreni koyduğumuz zaman 1500 geliyorsa veya koyduktan sonra her saat debisi saatlik 200'ün üstündeyse, bu hastaya belki torakotomi açıp kanayan yeri, aktif kanayan yeri tamir etmek gerekebilir. Şilotoraks, ampiyem ve diğer efüzyonları takipte günlük drenaj takibi yeterlidir. Postop hasta takibi, yani serviste takip ettiğimiz genel hasta popülasyonunu çok özetlemek gerekirse ilk 48 saat hemotoraks takibi gibi yapmak lazım. Kanama riskinin olduğu zamandır. Genelde postop birinci gün kanama sulandırıcı da başladığımız için ilk 48 saat kanama açısından alarme olduğumuz zamanlardır. Onun dışında risk yok değildir tabii ama ilk 48 saat daha yüksektir. Hava atışı olduğu müddetçe de pnömotoraks gibi takip etmek lazım. Hava atışı varsa takip etmek. Hava atışı durduysa iyileştiği için mi veya hava atamadığı için mi olduğunu dikkat etmek gerekebilir. Bazen biliyorsunuz medela bağlıyoruz hastalara. Medela kontrollü negatif aspirasyon sistemidir. Bu duvardan veya aspiratörle çektiğimiz aspirasyon sistemi gibi ölümüne çekmez. Daha kontrollüdür. Hastanın ciğerini patlatmaz. Bunun bir ekranı vardır. Ekranda yukarıda gördüğünüz, genelde biz de eksi 20 kullanırız. Eksi 20 santimetre su basıncıyla bir negatif basınç uygularız toraks içine. Aşağıda gösteren de gösterdiği de dakikada çıkan mililitre hava miktarıdır. Bu hastada örnekte 255 mililitre, az değil, bayağı çok.
Bu gittikçe iyileşir. Buradaki düğmeye basarak bu grafiğe geçersiniz ve bu grafikte gün, yani burada saatler, son 24 saatteki hava atış miktarını grafiksel olarak görebilirsiniz. Bu çizgide çektiğimiz basıncı, yani 20 santim suyu göstermektedir. Bunun 20 santim suyu değiştirmek için çeşitli ayarları var ama şu an için çok önemli değil. Sonuç itibariyle burada hastanın hava kaçağı miktarını görebilmemiz için ve içeride ekspansi olamayan akciğeri ekspansi edebilmek için uyguladığımız negatif aspirasyon sistemi. Çok kabasını söyledim ama genel tüp torakostomi takibinde neye dikkat etmek lazım? Tüplü bir hastada çok özetle neye dikkat etmek lazım? Öncelikle hastadan diren çıktığı yerden itibaren şişeye kadar bir bütünlük olması gerekir. Yani hasta üstüne yatmış olabilir. Diren bu yüzden kıvrılmış olabilir. Üstüne bazen hastanın kolunun altına yastık koyuyoruz. Yastığın altına göremiyoruz direni. Dediğim gibi krempe olmuş olabilir katlandığı için veya direnle şişeyi bağlayan hortum kısmında arasında bir kapak vardır biliyorsunuz anjiyokat kapağı gibi. O çıkmış olabilir. Onun çıkması aslında akciğerine hava kaçmasına sebep olabilir. Şişede de aynı şekilde bazen çatlak olabilir veya üst deliği açık kalması gerekiyor. Üst deliği kapanmış olabilir. Şişedeki bütünlüğün bozan her şey hastanın akciğerine hava kaçmasıyla sonuçlanabilir. Bu tabii enfeksiyon riskini de arttırır. Şişede her zaman en az 200 ml sıvı bulundurmak lazım. Normalde şişenin içine inen bir boru var biliyorsunuz. O normalde sıfır seviyesine kadar iner ama hasta yürürken şişeyi salladığı zaman o içine hava kaçmasına sebep olabilir. O yüzden biz daha güvenli bir sınır olan 200 mililitreyi tercih ediyoruz. Hastada bir sorun olduğunda takipte yani bir nefes darlığı gelişti veya göğüs ağrısı gelişti. Tabii ameliyatla ilgili bir şey de olabilir ama direnle ilgili bir şey olmadığını sonuçta hastayı her zaman en yakın sizsiniz ve en yakın siz takip ediyorsunuz. Gecenin bir saati olabilir, biz hastanede olmayabiliriz. İlk kontrol etmeniz gereken hastanın direniyle ilgili problemler. Örneğin diren çıkmış mı, yani takılı mı? Eğer diren çıkmışsa acil olarak doktor haber vermekte fayda var. Burada diren eğer çıkmışsa deliği kapatmak mantıklı olabilir en azından bir gazlı bezle içeri hava girmesini önlemek amacıyla. Çok nadir endikasyonlarda tansiyon pnömotoraks gibi acilden yatırdığımız bazı hastalarda bu deliği kapatmak riskli olabilir ama çok kaba tabirle eğer postop bir hastanın direni çıkmışsa bir yere takılıp olabilir, hasta çekmiş olabilir, yakanı çekmiş olabilir, herhangi bir şey olabilir. Deliği pansumanla kapatıp veya furosinle kapatıp acil olarak doktora haber vermekte fayda var. Diren ve şişenin bağlantısı ayrılmış olabilir. Ayrılmışsa böyle bir şey görüyorsanız hemen takabilirsiniz. Hiçbir zarar gelmez hastaya. Yani pnömotoraksın zaten tedavisi tüptür. Tüpün tekrar bağlantıyı sağladığınız zaman hasta toparlayacaktır. Bazen biz sıkı bağlayamadığımız için veya bir yere yine takıldığı için diren çıkmasa da deliği dışarı gelebilir. O yüzden hastanın kolunun altındaki yastıkları, yorganları çekip dışarıda delik olup olmadığına bakmak lazım. Genelde direnlerin üstünde santimleri yazar. Örneğin direni hastanın kolunu kaldırıp direne baktığınız zaman 12, 10 gibi bir seviye görüyorsanız daha 10 santim içeride payı var demektir. İçiniz rahat edebilir. Eğer dışarıda delik varsa deliği flasterle kapatıp içeri hava girmesini engellemek gerekir. Yine bu öyle bir şey olduğu zaman doktora haber vermekte fayda var. Direnin şişeye bağlantısında biliyorsunuz kapak var. Eğer kapak açılmış mı diye bakmak lazım. Bazen farkında olmadan o kapağı açabiliyor yani açabiliyor hasta yakınları veya transport sırasında sıkıntı olabiliyor. Kapağı kapatmanızda fayda var. Yere düşmüş kapak yerine bir anjiyokat kapağı kullanabilirsiniz. Şişe çatlamış mı? Bu dün başımıza geldi bir hastamızda. Şişe düşmüş veya kapı çarpmış tam hatırlamıyorum. Şişede bir çatlak oluşmuş. Arkadaşlar hızlıca onu bantlamışlar. Aslında böyle yapmamak lazım. Şişeyi değiştirmekte fayda var. Yani elimizde şişe var. Öyle bir sıkıntımız yok. Hani bantlama çok ilkel bir yöntem. Hani flasterle kapatmak acil olarak yardımcı olabilir ama hani öyle hasta takibi sıkıntılı olabilir. Şişede bir problem varsa şişeyi gönül rahatıyla değiştirebilirsiniz. İçine 200 mililitre seviyesine kadar
SF koyup hemen yeni bir şişeyle değiştirebilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Şişenin kapağını bazen hasta yakınları açık kalmış bu deyip kapatırlar. Ona dikkat etmek lazım. Yani siz açık olduğuna emin olabilirsiniz ama o sonradan kapanmış olabilir. Çok başımıza gelmiştir. Şişenin kapağı her zaman açık olacak ki hastanın dışarı atabilmek istediği hava dışarı çıkabilsin. Yoksa basınçla çıkamaz. Şişede sıvı var mı? Bazen bu sıvı dökülür. Aslında okka sistemi gibidir. Dökülmesi biraz imkansızdır ama bazen içindeki sıvıyı alırken veya aspire ederken fazla aspire edilmiş olabilir. Eğer şişede sıvı yoksa veya azalmışsa 200 mililitrenin altındaysa arttırmakta fayda var. Asla yapılmaması gereken bir iki şey var çok genel olarak. Direni klemlemek yanlış bir uygulama. Neden? Çünkü hava atışının önüne blok koymuş olursunuz ve hastanın cilt altı anfizin veya pnömotoraksın artmasına sebep olabilirsiniz. Pnömotoraks olmayan bir hasta olsa bile direni klemlemeye gerek yok. Hasta transportunda diren klemlenir gibi bir algı vardı genelde. Benim çalıştığım her yerde. O algıyı yıkmak çok zor ama diren klemlemek çok yanlıştır. Sadece şişeyi diren giriş seviyesinin üstünde tutmazsanız bu yeterlidir. Yani hastayı örneğin diyelim ki yatakta sağdan sola dönecek veya kalkacak hasta, yürüyecek. O zaman çok önemli değil birkaç saniyeliğine hastanın şişenin diren seviyesinin üstünden geçmesi ama hastayı transport edeceğiniz zaman yatırdığınız örneğin direnli bir hasta direni yatağa koymayın örneğin ya da onu serum askısına asmayın veya elinizde tutmayın. Onu hep yatağın alt tarafına bağlamakta fayda var. Klemplemeye gerek yok. Dediğim gibi direni çalışır halde transport etmek çok önemli. Çok kaba bir şey olarak yani daha iyisi yapılabilecekse ilkel yöntemler çözüm üretmeye gerek yok. Yani şişeyi değiştirmek gibi elimizde şişe varsa şişeyi değiştiririz. Veya direnin kapağın bir yani yırtıldıysa bir yerde yani öyle iptidai ilkel çözümler bulmak yerine yenisiyle değiştirmekte fayda vardır her zaman hastayı riske atmamak açısından. Bir de bazen unutulduğu için hatırlatmakta fayda görüyorum. Direni takip eden hastalara genelde film isteriz. Çok nadiren istemeyiz. Bu hastalara film çekilmesi bazen unutuluyor. Sabahları ek iş hem hastaya zahmet oluyor hem de eğer ameliyata gireceksek gecikmemize sebep oluyor. Bunu hatırlatmak istedim. İyi çalışmalar dilerim.